İzleyenler, bugün yeni bir Akıl Beyin Kültür Programı'nda beraberiz. Bugün bağlanma ve özgürlük ikilemini konuşuyoruz. Biliyorsunuz bizim programımızın formatı zıtların dinamik dengesi, çarpışması ve zıtların çarpışmasıyla hakikatin ortaya çıkması üzerine kurulu. Programda bu konuları tartışacağız. Bağlanma konusunda güzel bir giriş yaptık. Samanyolu müziğiyle akademik koro sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Bize güzel bir eski günleri hatırlattılar. Klasiklerimizin haline girmiş güzel bir ve konumuza da çok yakından. Evet evet, askeri lise. Bizim lisede bizim o zaman çok şeydi o şarkı. Çok popüler, ilk çıkmıştı. Yani biz askeri lise bandosunda bunu bando eşliğinde hep marş olmuş yani. Marş oldu bir zamanın ya. Marşıymış. Gerçi marşı gibi böyle yani ezberlemiştik. Yani o günleri hatırlattı birdenbire askeri lisede. Evet, bağlanma konusu gerçekten şey, hayatımızın bir parçası ama artık bilimsel bir kategori bağlanma. Bilimsel bir kategori ve bağlanma organımız, bağlanabilirlik çalışmaları, nörobilimin şu anda en çok dikkat çeken çalışmaları bağlanabilirlik. Hatta kuantum fiziği de bağlanma üzerinde dönüyor. Kuantum dinamiği bağlanmayla yakından ilgili. Evrende işte kelebek etkisi dediğimiz etkinin ortaya çıkışı ve bir evrenin bağlanabilirlik ilkesinin evrende temel ilke olduğu. Yani evrende her şeyin birbiriyle bağlantısallık ilkesi, daha doğrusu temel ilke olduğu anlaşıldı. Peki beyinlerimiz konuşuyor dedik, bağlanabilir dedik. Yani bilgisayarlar birbirine bağlanabilir. Bu bir bağlanabilirliği kaçıran dünyada bilgisayar dünyasının bir lideri var. Bill Gates. Biliyorsunuz. Bak, Bill Gates internet çıktığında demiş ki bu şey çok pahalı bir oyuncak demiş. Halbuki internet ilk kullanan Pentagon. Askeri sanayide kullanılıyor. Orada bilgisayarlar bağlayıp projeleri daha iyi takip edebilmek. Oradan bir başlıyor. 93'te şeyden işte 3W'lu şey yazılıyor. San Francisco'da bir bilişimci yazıyor. Ve bu şekilde başlıyor. 93'te bu çıktığında çok pahalıydı. Yani ben o zaman biraz araştırmıştım. Bilgisayarla bağlanabilirliği. Yani o zamanki parayla ayda 2500 lira para istemişlerdi. Düşün. 93'te ilk çıktığında ilk meraklılar yapmıştı. Daha sonra bağlanabilirlik ücretsiz hale geldi. Cep telefonları ilk çıktığında hatırlıyorum. Yani ilk çıktığında takoz gibiydi böyle. Evet, ilk kocaman, Motorola takoz gibiydi. Bağlanabilirliği tek yapan telefondu. O da online yani şey bile değil. Ben şeyden biliyorum. Ankara'dayken ilk mezun oldum. Ankara'ya gittim. İstanbul'u arayacağım. Santral'da sıra bekliyorduk yani. 75'lerde bu.
böyle santralde sıra bekliyor. O günden bugüne. O günden şu anda küresel olarak ciddi bir devrim yaşanıyor. Bağlanabilirlik şu anda nörobilime artık alanına girdi ve beynimizin aslında elektromanyetik bir organ olduğu ve bağlanma organının olduğuyla ilgili görüşler var. Onun için ben söze hocamdan başlıyorum. Çünkü bilimsel temeli oturtursak konuşacaklarımızı tabii. Daha iyi olur. Hocam bilimsel anlatsın, ben spekülasyon yaparım. Bilimsel temeli oturtursak. Tamam. Tamam. Patolojiyi de Nevzat Hoca'ya gönderiyoruz. Doğru. Hocam iyi spekülasyon yapar tabii, yani. Sosyal bilimcinin yani, özelliği o. Yani ama fikirler orada çıkıyor hocam. Spekülatif fikirler tartışıyor, fikir çıkıyor. Çok doğru. Biyolojik olarak tabii bir bağlanabilirlik, tabii biyolojik bir tarafı var. Bir de tabii ki fiziksel ya da işte kuantum fiziksel tarafları, fiziksel tarafları da var ama daha çok herhalde şeyden bahsetmek lazım. Biyolojik bağlanmadan. Tabii. Ve hocam, onun aşk bir diyeceksiniz ha. Aşk demeyeceğim. Oraya gelmeyeceğim. Aşka bağlanıyor. Onu ta bağlanma demek aşk. O en patolojik olanı. Patolojik. Daha geriye gidebiliriz belki. Anne karnından başlayabiliriz. Yani bağlanma sosyal bir varlık olan insan için ya da diğer canlı, sadece insan değil aslında. Yani diğer canlılar için de temel bir şey. Yani birisiyle sizin ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek birisine güven duyma ve arada bir duygusal bir bağın oluşması. Aslında genelde tabii beyne kadar getiririz konuyu ama birden beyne böyle atlamak biraz şey geliyor bana. Hızlı oluyor. Yavaş ısıta ısıta oraya getireyim olayı. Şimdi normalde aslında biz anne karnından doğunca ağlıyoruz ama aslında belki de orada ağlamamızın sebebi 9 ay 10 gün annemizle bağlantıda olmamız. Yani o kordonla 9 ay hocam anne... Peki bir hemen şey, bağlantıda olmakla bağlanmak aynı şey mi? Bağlantılı şimdi attachment denen yapışıklık ya da yapışır olmak tabii bu psikolojik, duygusal ve fiziksel olabilir. İltisak. İltisak, bağlantıda bağlantı, olmak. Yapışıklık. Ama mesela kuantum fiziğindeki o bağlantı entanglement, dolaşıklık. O daha başka bir şey ama metaforik olarak beyinler arasında olabiliyor. Normalde anne karnında zaten o kordonla annemize bir fiziksel olarak bağlıyız. Yani 9 ay 10 gün annen ne yiyorsa, ne içiyorsa, nasıl duygular yaşıyorsa bütün hormonlarıyla, onun bütün beslemesini sana geçiyor. Göbek bağını kesmek lafı. İşte ben onu da düşündüm. Acaba göbek bağını kesildiği için, ilk bağ koptuğu için o ayrılığın verdiği bir ağlama mı oluyor? Yoksa dünyaya geliyoruz, ondan ağlıyoruz diyorlar hocam, ama. Soğuk hava giriyor ciğerlerine. Tabii korkuyor fiziksel yani. Bir sürü şey vardır. Güvensiz hissetme. Korku duygusu oluyor. Doğru. Ben biraz metaforik tabii olarak söyleyeyim. Anneden ilk ayrılış orada oluyor çünkü. Yani ayrılığın getirdiği psikolojik şey, fiziksel eksiklik ve onun oluşturduğu bir özelleşme. İsteme. Özelleşme aslında orada. Tabii. Yani bağımsız hale gelme. İşte ama o sadece insan özgü bir şey değil. Tabii insandaki bu bağlanma anne karnında hissedildiğine dair duygusal olarak da çalışmalar var. Yani annenin kendi karnındaki bebeğini karnından okşamasının bile pozitif etkisi olduğu düşünülüyor. Ama sadece insana ait bir şey değil. Mesela ta 1960'larda psikoloji deneyleri olarak çok vardır. Maymun yavrular üzerine yapılmış çalışma var. Yani hepimiz başka birisine ihtiyaç duyuyoruz. Zor durumda kalınca işte bize şefkatini göstermesi, ihtiyaçlarımızı karşılaması açısından. O dönemde bunun sadece fiziksel bir şey mi oldu? Çünkü yavru doğunca ya da biz doğduğumuz zaman ilk istediğimiz şey acıkmamızın ve susamamızın giderilmesi. Yani bu daha sonra tabii duygusal bir bağlılığa da dönebiliyor. Duygu ihtiyacının karşılanması ama mesela maymun yavrularla ilgili yapılmış çalışma var. Yani bağlanmanın aslında ne kadar ihtiyaç olduğu konusunu çok net gösteriyor. Mesela annelerinden alınıyorlar, kafeslerin içine konuyor maymunlar 1960'larda. Meşhur bir psikoloji deneyi bu. Maymunların içerisinde de tenekeden anneler yapılıyor. İşte tenekeden, telden. Fakat bir tanesi üzeri böyle peluş, yumuşak, pofuduk yapılıyor. Öbürünün üzerine de biberon konuyor, yani emebilecek şekilde. Maymun yavruları korktuğu zaman peluş ve böyle şefkat oluşturabilecek, sıcaklığı hissedecek şeyden çok, biberonlu olandan çok diğerine gidiyorlar. Teneke olandan çok yumuşak pofuduk olana gidiyor. Yani o tensel teması ve korumayı hissetmek açısından. Bu sadece bağlanmanın fiziksel olarak yani ihtiyacı karşılamak, acıktım, besledi ya da tehlikeye düştüm, korudu değil. Aynı zamanda duygusal bir ihtiyaç olduğunu şimdi da gösteriyor. Şöyle bir araya girebilir miyim? Orada oksitosin, stres hormonu oksitosin. Evet. Aynı zamanda bağlanma hormonu. Tabii. O stres beyne anında, gelecektim. Gelecek miydi? O zaman ben erken söyledim. Yani stres anında oksitosin salgılandığı için
korkuyor, kimlik çadır duygusu yani şeyin Vamuk Hoca'nın söylediği çadır güvenli alana geçiyor hemen. Evet. Geçiyor. Orada bağlanma oluyor güvenli alanda, güvenli bağlanma. Ama acık normal hayatta acıktığı zaman da şeye biberona gider. Stres hem de bağlanma hormonu hem stres hormonu oksitosin. Evet için. Evet. Yani, o tabii hocam. Beyinde temel şey hormonlar yani beyin açısından sinirleticisi vücut için hormon tabii. Tabii orada bağlanma tek taraflı bir şey değil, ikili bir şey. Yani insan açısından bakıldığı zaman ilk bağ kurduğumuz kişi annemiz. Anne çocuk arasında. Babayı kenara bırakmıyoruz. Babalar da tabii bağlanıyor da. Babalarda hormon falan yok. Babalık hormonu yok maalesef. Babalık hormonu erkekler hocam şey var. Erkekler yasaklansın. Oksitosinin yerine vazopresin var. He. Ama işte hayvanlar alemine bakıldığı zaman ya da insan türüne bakıldığı zaman vazopresin, oksitosin denen hormonun analog, benzeri. Sadece birkaç yapısı idrar değişik. İdrar söktürüyor. yani hakikaten. Evet. Vazopresin onun için sınav kapısında tuvalete gidilir ya. Tabii hocamın dediği şöyle. Yani vücuttaki bir hormonun küçük bir yapısının değişmesi işlevini çok değiştiriyor. Ama sadece o değil. Yani mesela babanın esas görevi olan şeyde de bu, aslanda da bu, insanda da bu. Kendinden olanı korumayı vazopresin sağlıyor. Ona bir de şey deniliyor, beyaz atlı prens. Kıskançlık hormonu aynı zamanda. Yani eşik böyle vardır ya, bir konuşma sırasında araya girer işte erkek, aman görünmesin falan. Onu yaptıran işte vazopresin. Abartılı olduğu zaman hakikaten kıskançlığı iyice tepeye çıkarabiliyor ve saldırganlık erkekler üzerinde de arttırabiliyor. Erkekler onun için böyle daha kıskançlık. Evet, evet. Erkekler vazopresinden. Agresif bir kıskançlıkları var. Agresif kıskançlık işte yuvayı koruma ve kendinden olanı korumadan geliyor. İşte yani o ama kendini olgunlaşmamış tiplerde. Tabii sonuçta bizim kültürel normlar var. Frontal beynimizin ön kısmı var. O hormon dengesine biyolojik itkiye yani, işçiliğe karşı. Anadolu'daki şiddetin en büyük sebebi bize gelen psikiyatrik aile içi çalışmalarda iki şey rastlıyoruz. Biri kıskançlık, diğeri öfkelilik. Bu ikisinin de biyolojik boyutu var. İkisi de ilkel. İlkel. Yani eğer gelişmiş bir beyin varsa ikisini de kontrol altına evet, alabiliyor. Evet. Şeyde yani tabii doğunca tabii biyolojik etkilerle tabii anne ile ilk bağlantı kuruluyor ama ilk tabii beslenme. Emme ve şey ciyaklayınca, ağlayınca, acıkınca ağlıyor çocuk. Ve fizyolojik ihtiyacı karşılanıyor. Sonra bu çocuk büyüdükçe ya da biz büyüdükçe işte 6-9 aydan 24 ay 2 yaşına kadar artık duygusal bağa dönüyor. Ve sonra biz dünyayı keşfetmeye başlama ihtiyacı içinde oluyoruz. Acaba orada ne var, burada ne var? Korkunca hemen annemize doğru koşuyoruz. İşte burada ikili bir ilişki var. Yani bizim temel ihtiyaçlarımız ve duygusal ihtiyaçlarımızı karşılayacak birisi var mı? Anne eşittir. Hocamın daha önceki programlarda söylediği güvenli liman. Yani başına bir keşfederken, dış dünyayı araştırırken koşarak gelir ya çocuk bir şey gördüğü zaman. O koşarak gelince güvenli limanı orada bulabilecek miyim anneyi? İşte bağlanmanın esas şeyi böyle karşılıklı duygusal, fiziksel ve aynı zamanda da o güvenli limanı tutarlı şekilde bulma. Güvenli bağlanmayı oluşturan şey. Tabii bunun eksik olması, belki bahsederiz birazdan, yeterli olmaması nihayetinde birçok bağlanma bozukluklarına ya da psikiyatrik psikopatolojilere neden olabiliyor. Ama biyolojik bir şey. Biyolojik. Hormona geliriz hocam. O şey oksitosin. Tabii yani müthiş bir hormon. Müthiş. Yani beyinde emziren annelerde en çok salgılanıyor. Şöyle bir şey oluyor. Mesela doğuma hazır olduğu zaman anne çocuk doğum kanalına girdiği zaman hormon pik yapıyor, salınmaya başlıyor. Onun için mesela şeyde vajinal doğumlarda sezeryenden daha çok yükseliyor. Dolayısıyla vajinal doğumlar anne çocuk bağını çok daha güçlendiriyor teorik olarak. Sezeryende olmuyor mesela. Evet, çok ilginç bak. Evet, böyle. Bir de doğuma yakın şeyin hocam, oksitosin etkileyeceği yerlerde artış oluyor. Reseptörler. Şey kasılsın diye, rahim çocuk çıksın diye. Çünkü aynı zamanda rahmi kasıyor. Onun için enjeksiyon yapıyorlar. Evet, evet. Doğumu tetiklemek için kadın doğumcular sık sık kullanıyor. Ama aynı zamanda süt hormonu, aynı zamanda bağlılık hormonu. Çünkü yapışıklığı sağlıyor, bağlılığı. Rahim kaslarını o kasıyor. Kasıyor. Ama şey yani oksitosin müthiş bir şey hakikaten. Yani kendinden olanı korumak ve şefkat açısından çok ilginç bir beyin trans bir şey, sinirleticisi Türkçesiyle söyleyelim. Beynimiz çok akıllıymış. Geri dönüşlü bir şey hocam. Yani oksitosin dokunmayla, temasla bir çocuğun kafasını böyle okşadığınız zaman ya da erotik olmayan herhangi bir sarılmada
hemen kanda yükselir. Böyle anında yükselir. Yani geri dönüşlü olarak yükselir. Onun için bizim mesela Anadolu'da şey vardır, sarılma vardır, hoş geldin sarılması. Hmm. Aslında hoş geldin sarılması yaptığın anda karşı taraftan hemen iki taraflı oksitosin yükselir. Hmm. Temastan ve güven oluşturur. Mesela oksitosin aynı zamanda güven hormonu. Güven veriyor. Tabii. Yani o anda sizin rahat olmanızı, karşı tarafla ilgili endişe duymanızı azaltır. Ama şimdi tabii Covid oldu. Onu ben baştan beri de düşünüyordum. Yani ciddi bir oksitosin eksikliği var şu an toplumda. Hem kaygıyı arttırıyor hem güvensizliği arttırıyor. Tabii, stres. Sarılma yok, temas yok, bu dokunma yok. Bu da siyasi davranışları nasıl etkileyecek bakalım. Tabii. Yani bu uzun vadede ciddi sonuçlara neden olacaktır. Tabii. Karar vericileri etkileyecek hocam. Mutlaka etkiler. Yani küresel olarak. İnsanoğlu yani insanoğlu etkiliyorsa travma altında güvenini kaybediyor, kaygılı. Yani normalde güvensiz hissetmezken ki oy verme davranışıyla kendini yani güvende hissederken ki güvensiz hissederken ki arasında fark oluşuyor. İşte bunun değişken olarak nasıl etki edeceğini tahmin etmek çok zor. Hocam bağlanabilirlik ilk defa bu psikiyatride şeyden psikanalist şey yani ana psikanalist tedavisi esnasında insanlar seansa geldiği zaman böyle mesela bazen işte orada şeyler oluyor, asistanlar oluyor, yardım kendine eğitim amacıyla gelmiş olanlar. Birisini ağlıyor görünce gidip dışarıda teselli ediyorlarmış onu. Hmm. Hemen yasaklıyor şey, psikanaliz yapan. Biz iç dinamiklerle ilgiliyiz. Biz iç gerçeklikle ilgiliyiz. Onlar dış gerçeklik karışmayın diye istemiyorlar. Hmm. Bunu ilk defa keşfeden İngiltere'de bir psikoterapist Bowlby oluyor. Hmm. Bowlby. O da psikanaliz ekolünden geliyor. Mahler gene şey kökenli. Onlar bakıyorlar ki ayrışma bireyselleşme süreci var. Çocuk evleniyor. Hmm. Fiziksel olarak ayrıldığı gibi bireysel olarak da ayrılıyor. Ayrışma ve bireyselleşme süreci. Bu süreci iyi yaşayamayan kişiler ileride hasta oluyorlar. Ayrışma, bireyselleşemeyen kişiler o özgürleşme ile ilgili teorilerin temelini oluşturuyor ve son zamanlarda da bunun işte hormonu kanıtlandı. Yani doğrulanmış oldu o teori. Doğrulanmış oldu. Ve biz hatta o zaman Bowlby bağlanabilirliği çıkarınca bütün psikanalisti aforoz ediyor onu. Bütün reddediyorlar ya. O bir 10 sene kadar falan reddediliyor adam. Fakat adam şey var tabii, sorgulayan bir tip. Yani kitabını ben 90'larda çıktığı zaman Katı'daydım o zaman. Kitabı temin edemedim. Fotokopisiyle halen duruyor. Almıştım o zaman ya. Çok orijinal kitabı. Ondan sonra şey aileyi de kattılar şeye, psikanalize. Ailede tedavinin parçasıdır. Ondan sonra ortaya çıktı. Şimdi de nörobilim üzerine de eklenince yani bir ekosistemdir aile. Ekosistemde nasıl bir ekosistemde bağlar varsa mesela evet. Tavuklar bir ekosistem, ördekler bir ekosistemin parçası yani kendi içinde zaten de. Zaten hepimiz her normal ve anormalde ekosistemin parçasıyız. Hepimiz yani onun için ekosistemde bağlanabilirlik esas. Yani ekosistemde hiç kimse başıboş değil. Bu sorumsuz değil. Ekosistemin tek istisnası 5 tane Birleşmiş Milletler şeyi. Üyesi. Tek istisnası o. Yani dünyanın diktatörü onlar şu anda. Yani o bağlanabilirliği bozan tek varlık insan şu an. Politikada hocam. Buradan topu size attım. Topu bana attınız. Buradan geldi. Sosyal bağlanabilirlik de var. Sonuçta tabii. İnsanların empati değeri birbirine bizi bağlıyor. Ne kadar bozulursak o kadar kopuyoruz toplumdan. Çünkü aslına bakarsanız mesela sosyal kimlik dediğiniz şeylerin tamamı sosyal bağlanma üzerine giden şey. Milli üzerinden. Kimlik, mezhepsel kimlik, takım tutuyorsun takımın kimliği. Orada bir aidiyet oluşuyor. Bir şeyin parçası haline geliyorsun. Bunların bir kısmı biyolojik olarak şekilleniyor. Etnik kökeninizden işte gerçi etnisitede çok yoğun kültürel değerler de var ama aşiretin parçasısınızdır, ne bileyim biyolojik olarak bir ırkın parçasısınızdır, şudur budur. Bir kısmı işte biyolojik olarak şekillenen bağlantılı bağlanma durumları. Bir kısmı sonradan sosyal, siz seçiyorsunuz yani hangi takımı tuttuğunuz falan size kalmış bir şey. Ve hangi takımı tuttuğunuza göre mesela o insanın zihnini de nasıl açıyor? Mesela hakemler hep sizin aleyhinize çalışıyor. Kaçınılmaz yani. Aynı maçı seyrediyorsunuz. Bilişsel taraf tutma. Bilişsel taraf tutma. Bilişsel çarpıtma işte. Keser bana yöntem. Benim yani mesela hakemlerden şikayet etmediğim herhangi bir maç yoktur yani prensip olarak. Sürekli bana göre benim aleyhimize davranıyorlar gibi geliyor. Küfür ediyor musun hocam arada? Etmiyorum hocam. Şimdi şeyde televizyon programında açık etmiyorum. Edemeyeyim ben. Annem var diye izliyor.
Asla küfretmem. İçimden bazen kötü şeyler geçirebilirim. Ama küfürsüz de seyredilmez ki hocam. Yok, ayrı. Ona, oralara girmem. Küfür yok. Güzel güzel nezaketle şimdi uyarıyoruz. Ya, madem, yapmayınız lütfen taraf, diyelim. Ya, bilişsel tarafkirlik olunca, çünkü bak futbol maçlarında tribünler şiddetin kabul edilebilir bir alanı. Küfür, şiddet orada şey. Bizde evet. Öyle hocam. Yani bizde öyle değil mi? Ben yurt dışında da birçok maçları seyrettim. Mesela İspanya'da opera iler başlıyor. İnsanlar inanılmaz nezaketli birbirine. Yani ama sonra ama bir başka maçta da holigan. Her yerde holigan var. Bu kültürün bir parçası oluyor. Yani çocuğunuzu götürüyorsunuz maça. Baba küfrediyor. Çocuk da küfretmeye başlıyor. Evet. Daha ama nezaketli bir şey olsa. Topluma değişiyor. Mesela toplumların da bireysel bir psikolojisi gibi böyle global bir şey var. Toplanabilir bir psikolojisi var. Mesela farklı toplumları karşılaştıran bazı çalışmalar aklıma geldi. Mesela Türk toplumunda kişiler ötesi özdeşleştirme çok fazla. Onun için mesela bir takım kaybettiği zaman yerlerde sürünüyor herkes. Evet. Yani kendinin ötesine taşıyor sorunu. O sonuçta bir futbol. Parti için de öyle mesela. Yüklenen anlam işte. İşte çok anlam, öteye taşıyor. İnsan çünkü anlam arayan bir varlık. Bir anlam yüklüyor ona. Futbola öyle bir anlam yüklüyor. Ben kedisi öldüğü için depresyona gireni biliyorum. Kedisi ölünce depresyona girilebilir hocam, de takım gol yedi diye depresyona girmez hocam. Ama işte ya orada, takım gol yenilen taraftar olmamak lazım. Evet. Şey de çalışmalarda... Evde kavga çıkmıyorsa benim değil. Yok hocam testosteron düşüyor. Düşüyor. Evet yani erkekler, yenilen takımın taraftar olduğu zaman testosteron düşüyor. Düşüyor erkekler. Ya yani çünkü başka kafa hakikaten oraya gidiyor ama yani şimdi düşünürseniz yani rasyonel düşündüğünüzde normal mutlu güne başlıyorsunuz. Sonra akşam takımınız gol yiyor ve kaybediyor. Mutsuzsunuz. Ya size ne? Yani i̇şte sizle ne alakası var? Ne yediğiniz ekmeği etkiliyor? Birkaç saat sürüsü şey önemli değil de bazıları öyle, ertesi güne sarkıyor. Ertesi gün iş yerine gidip dalga geçirmek var. O var bu ya var o kadar kolay değil. Bizde iki tane prof kavga etti bir gün ya. Ederler hocam. Etti ben ya. Tabii. Yani odalarını ayırdık sonradan. O düzeyde. Ya. Evet ama. Bazen senato toplantılarında da tatlı gerginliklerimiz oluyor gerçi yani. Arada birbirimize düşüyoruz ama. Yani şimdi aslında bu bağlanma yani işte özellikle bir aidiyet, bir sosyal kimlik üzerinden bağlanma. Mesela insanın vatanına bağlanması, insanın marşına bağlanması, değerlerine bağlanması, sembollerine bağlanması değil mi? Neden? Ama işte rasyonel bağlanma olursa hocam faydalı. İrrasyonel olursa zarar vermeye başlıyor. Onun için bu bağlanmada fanatik bağlanma irrasyonel. Ama işte o bağlanmayı da ilk çocuğun o doğduğu ve bağlanma, güvenli bağlanmayı oluşturduğuna mesela devlette ya da toplumlarda da yansıyabilir. Mesela çocukken bizim o anneyle kurduğumuz duygusal bağlanma, şefkatli, korumacı, sıkıntı yaşayınca, ses çıkarınca hemen size koşan ve sıkıntınızı gideren bir anne güçlü bir güvenli bağlanma kuruyor ya. İşte bu da devlet olması işte lazım. İşte onu diyorum. Yani oraya da yansıma, aynı şekilde hocam, yansırsa. Devlette de mesela liderlikte narsistik kişilerin bağlanma stili ya, paranoid kişilerin bağlanma stili farklı. Mesela narsistik bir liderse kendine yeryüzü tanrı gibi görüyorsa, omnipotent. Hı-hı. Yani tanrı kompleksi dediğimiz, ben güçlüyüm, ben tam mutlak hakimim, mutlak güçlüyüm, ben ne dersem o olur diye tiranlar. Hı-hı. Mesela Hitler öyle bir lider, Stalin öyle, Büyük İskender öyle. Narsistik lider, yani o şekilde ki insanlar kendiliğine köle olurlarsa, her şeylerini veriyorlar. Ama kendilerine köle olmayanları hiç adalet kavramı kalmıyor. Eziyorlar, zulmediyorlar. Yani zayıfları eziyorlar mesela onlar. Zayıfları ezerler ama sadık olanları da yüceltirler. İki uç arasında gider. Hı. Paranoid liderler de bağlanma stili onların da şeydir. Böyle güvensiz bağlanmadır. Şey kişilerin bağlanma stili kuşkucu hocam. Bağlanmadır. Kuşkucu bağlanırlar. Yani güvenmezler. Güvendiği kişiye de şey verirler. Bir de kaçınganlar var değil mi? Kaçıngan bağlanan borderline. Hani onu deyince aklıma geldi hocam sözünüzü unutmayın. Issız oda, ıssız adam filmi vardı. Evet, evet. Issız adam filminde şey var. Bir borderline bağlanma var. Mesela hasta onun arkasına gidiyor. Ona diyor küfrediyor. Allah belanı versin diyor. Seni niye sevdim diyor. Nefret ediyorum senden diyor. Arkasından beni bırakma diyor. Tam yani borderline, splitting oluyor. Bir günde 4 mevsim o tipler. O da bir mesela şey bağlanma, borderline bağlanma tipi. Şeyi, iradeyi tabii devletteki yöneticilere veriyoruz ama onların gerçekten bu kişilik problemleri olup olmadığı ile ilgili bir
şeyimiz yok, ölçümüz yok. Yok. SCL 90 mı yapalım? Tarayacak mıyız onları? Tek kişilik, tek kişilik liderlik şey hocam. İşte. Zaten tiplerden sonra dünya, Hitler'den sonra dünya dedi ki muhalefet olması şart dedi. Çünkü narsistik liderlere eğer çevresindekiler mesela bir evde baba narsistik baba. Evdekiler ona hayır demezse o zalimleşir. Şirkette bir narsistik bir lider varsa eleştiriye kapalıdır onlar. Yani eleştiri geldiği zaman analiz eder. O eleştirinin sonucunda kar zarar analizi yapar. Gerekçeleriyle birlikte hayır der gerekiyorsa. Ama narsistik lider onu bir kendine saygısızlık gibi görür. Güvensizlik gibi görür ve eleştirini ezer, dışlar. Bir müddet sonra yalnız kalır. Onun için o ıssız adam filminde yalnız kalıyor kişi. Hmm. Ve onun söylediği bir söz var diyor ki, kimse diyor, ilginç bir şey söylüyor. Hiç kimseye bağlanamıyorum ben, ıssız bir adamım diyor mesela. Hmm. O oradan alıyor filmini. Ben kimseye bağlanamıyorum, bunu meziyet gibi söylüyor. Güvenli bağlamı oluşturamamış. Oluşturamamış. Annesi. Çoğunlukla anne ilişkisinden doğuyor değil mi? Aslında o anne ilişkisi yani ergenliğe, işte erişkinliğe ve diğer şeylere de yansıyor. Yani. Hocamın dediği şey de o zaman demek ki yani hepimizde bir belli sınırı geçmese de kişilik olarak belli bir zayıflıklar var. Devlet adamlarında da var. O zaman bu zayıflıkları engellemek için çoklu akıl kullanmak gerekiyor. Onun için şu anda liderlik takım liderliği. İşte evet. Onun için birey dahi de olsa hata yapabiliyor ama takım lideri varsa mesela o da nedir? Güç şahsında toplamaz gücü. Gücü kanun ve kurallarda toplar. Gücü dağıtır. Yani bizim anayasamızdaki o şeyler kuvvetler aykırı ilkesi onun için çok ideal bir ilke. Hmm. Kuvvetleri tek altına topladığı zaman hani bir şey çıkar böyle hızlı karar veren bir liderlik çıkar ama müthiş riskli bir liderliktir, hata yaptırtır. Üçüncü bir özellik de bu şey. Yani şeyin bilimsel liderliğin üçüncü özelliği de bu kişilerde şey vardır. Danışarak hareket ederler. Eleştiriye açıktırlar. Hmm. İstişareyi gerçekten şey gibi, hakikati bulma tartışması gibi ama herkesin içinde eleştirilmeyi dinlerler. Faydalısı not aldılar. Hayır diyorsa gerekçeli hayır der. Ama o kişiler öfke kontrolü yapamadığı için yani kendilerine hayır dediğiniz zaman narsistik alanına giriyorsun onun. Hmm. Güvenli bağlamada narsistik bir alan var. Her şeye hakim olmak duygusu vardır. O alana girdiğin için o kişiler bir müddet sonra yani eleştirenleri düşman gibi görmeye başlarlar. Ve kendi sonlarını hazırlarlar. Mesela kendi sonları yani genellikle Napolyon sonu öyledir mesela. O kişiler ya, ama müthiş riske girerler mesela. Başarı tutkunudurlar. Ama müthiş korkular vardır. Sıradan olmaktan korkarlar. Napolyon'un bir sözü var. Diyor ki benim hayatta mutlu olduğum gün sayısı 6 günü geçmez diyor. Çünkü mutlu değil bu kişiler. Hep kaygılıdırlar ve çoğu erken yaşta ölmüştür söyleyeyim. Hmm. Çünkü stres altı. İskender de öyle mesela. Hmm. Sırf annesiyle ilişki, ben filmini sevmiştim onun. Annesiyle olan ilişkisi tam narsistik ilişki. Ve babadan nefret ediyor. Hmm. Bu arada tipsiz biri. İşte ama her şey sonraki hocam, her şey işte. Erkeklere dokundurdum ben. Sonraki her şey işte anneyle olan o ilk bağ oluşturuyor. Yani o anne aslında oranı da belirleyen annenin nasıl bir anne olacak. Tabii. Şimdi devletle olan ilişkimizde de benzer bir şey var. Bakın devlet ana mı devlet baba mı? Ben anne çünkü olmasını dilerim. Tabii ki yani bir tarafta devletin daha şefkatli, daha koruyucu, hocam, daha şey yapıyor. Öbür tarafta devletin hocam, gücünü devlet gösteren kutsal şey. Değil. Lütfen. Tabii. Devlet kutsal değil. Şefkatini göstermesi lazım. Devlet analık babalık yapmaz. Devlet kural teknik bir yapıdır. Evet ama öyle, bizim ama bizim ona yüklediğimiz anlam açısından ortası da kavram olarak Hakanlar bilirmiş, Osmanlı'da sultanlar bilir. Şimdi devlet baba. Ha devlet baba, ha da devlet ana. Olmaz ki ya. Ya patron millettir, devlet değil. Hocam ben başka bir yere getirdim. Hocam sembolik. Neyse ben yok, biraz sembolik kızdırmaya çalışıyorum ama hocam arada, siz de tepki vermiyorsunuz. Ya ama doğru söylüyorsunuz. Benim onu savunduğum şey şu. Yani biz hep geleneksel olarak devlet baba diyoruz. Baba vurur, kırar ve şiddet ve yok, öfkelidir. Yanlış. Testosteronludur. Vazopresinlidir. Hocam o ataerkil kültür. İşte onu diyorum. Yani, ama biz hep devlet baba demiyor muyuz? Tabii. Biz öyle yetiştik. Öyle yanlış. Yanlış. Ama onun karşısında en iyisi gene olabilecek devlet annedir. Yani kutsal annenin oluşturduğu kutsal şefkat. Kutsal değil devlet hocam. Yasayı şefkatle kutsal uygulamak. Değil. Birey yok, kutsal olmayacak. Değil. Birey olmayacağız. Birey olacaksın. Aile olacaksın ve o şekilde. Yoksa onun duruşunda kutsallaştırdığımız zaman biz kurumsal yapıları çok acısını çektik onun. Bak bir devlet abi diyelim. Bir devlet abi olabilir. Devlet abi abla olabilir yani. Vallahi anne gene şefkat. Yani şöyle devlet duygulardan arınmış olarak her vatandaşına adaletli ve eşit yaklaşmalıdır.
Yani ben senden hoşlanmadım duygusal bir yaklaşımla bazı şeyleri yönlendirmek ve üzerine çökelmek normal bir şey değildir. Vatandaş doğal olarak suç işlemeye eğilimli insanlar hep olacaktır. Değil mi? Kötü söz tabii, söyleyen tabii. Hep olacaktır. Hocam psikolojide ona paternalizm diyorlar ya. Doğru. Evet. Anacıl babacılık. Hı hı, babacılık. Bir izin varsa kutsal var orada. Onu o da şey yapıyor. Yani insanları hata yaptırtan bir şey. Yok, bu bizim teker, içimizde olan bir şey. Yapıyor. Yani bunu mesela en azından farklı yöne çekmek lazım. Yani devlet baba diye bir kavram olamaz. Olmamalı. Yani davranış olarak vatandaşına. Tabii. Yani devletin yasalarıyla ve devlet birey ilişkisini nasıl yapılandırdığıyla ilgili olarak devlete bir anlam atfediyor insanlar. Daha çok anneye mi benziyor? Evet. Daha devlet çok babaya daha mı? Çok anneye benzemeli yani işte. Ana vatan kavramı da öyle bir şey. Yani işte mesela anne devlet, vatan baba, değil mi? Devlet vatan. Bak anne ne yapıyor? Metafor olarak güzel olacak. Metafor olarak hocam. Şimdi anne ne yapıyor? İlk doğduğu zaman çocuk acıkınca diyor ki meme ver, süt ver. Susayınca su ver. Yani fizyolojik ihtiyaçları karşılıyor. Devlet vatandaşının fizyolojik ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü değil mi? Bir şekilde tabii, karşılayacak. Doğru. Onun üzerinde hocam, ne yapacak? Korunmayı. Biz bağlanmadan özgürlüğe geçemedik ya. Bağlanmayı yaparsak onu yapalım. O zaman hemen böyle tatlı yerinde keselim. İkinci bölümde özgürlük devam konusuna ederiz. Devam ederiz. Akıl Beyin Kültür Programı'nda bugün bağlanma ve özgürlük ikilemini konuşuyorduk. Yani, bağlanma konusu çok hızlı, hareketli geçti biraz. Bağlanma. Hemen sosyal bağlanmadan siyasal bağlanmaya kadar birçok alanlara, fanatik bağlanmaya kadar, güvenli bağlanma, bunları konuştuk. Ama bağlanmanın dozu kaçtığı zaman esaret başlıyor hocam. Abi, bir işine bağlandığın zaman esir, tutsak oluyorsunuz. Esaret başlıyor. Böyle durumlarda özgürlük de bu çağın şeyi, yani 20. ve 20. yüzyılın en büyük gerçekliği. Yani özgürlüğü yani birçok felsefeci, mesela varoluşçu felsefe de dahil, mesela varoluşçu felsefe şöyle diyor, özgürlük diyor, bencillik ve özgürlük yaratıcı faaliyetin için gerekli diyor. Yani bencillik ve hatta bireyselleşmeyi o derece dozu kaçtı ki şimdi bencilleşmeye dönüştü. Özgürlüğün de dozu öyle kaçtı ki tamamen egosentrik bir şeye dönüştü. Yani insanlar yalnızlaşmaya, küresel, mesela Covid döneminde, Covid'den önce İngiltere Yalnızlık Bakanlığı kurmuştu. Şeyde de şimdi Japonya'da da 3 Mart'ta Yalnızlık Bakanı atamış Japonya. Yani bu şimdi bunun arka planında özgürlük şeyi var. Özgürlük korkusundan özgürsüz olmaya, yani hürriyetin kaybetmeye doğru gitmeye başladı. Yalnız bir insan özgür değil ki. Yani belki arzu ve dürtülerin esiri olan bir insan özgür değil ki. Nerede özgürlük başlıyor, nerede bağlanma bitiyor. Böyle güvenli bağlanma dengesi nasıl oluruz? Özgürlük şu anda şeyin tabii, mesela siyasal bilimlerin en önemli teorilerinden birisi. Liberalizmle başlamıştır. Yani ciddi şekilde dünyada dönüşüm yapmıştır burada. Şimdi bunun sınırlarını nerede başlıyor, nerede bitiyor? Yani şimdi İskandinav ülkelerine bakıyoruz. Özgürlük o noktada öyle yorumlanıyor ki kişinin yani kendine zarar verme özgürlüğü de var gibi yorumlanıyor. Yani bir insan apartmanın üstüne çıkıp ben intihar edeceğim derse ona özgürsün yaparsın mı diyeceğiz. Yani onun için bunlar hepsi şu anda özgürlüğün sınırlarını. Yani şimdi burada bazı ülkelerde ötenazi mesela. Ötenazi, Hollanda'da, Kanada'da serbest. Yani burada nerede başlıyor, nerede bitiyor hocam? Siz isterseniz. Hocam evet, yani önemli bir nokta bu. Çünkü aslında yeni dönemin ürünü bir tartışma da değil. Yani antik Yunan'dan bu yana bu konu tartışılıyor. Hatta tarihin dinamiği olarak tabii kabul ediliyor. Yani insanoğlunun özgürleşme mücadelesi ve insanoğlunu bastırma mücadelesi. Bu özgürleşmek isteyen insanları tutma mücadelesi. Yani tarihteki bu demokrasi dalgaları, özgürleşme dalgaları falan da onun için geliyor, geliyor, gidiyor. Yani Atinalılara baktığınızda, M.Ö. 400'lü yıllarda onlara sorsanız, dünya üzerindeki tek özgür halk olduklarını düşünüyorlar. Çünkü tek demoskratos dedi, iktidarın
halkın elinde olduğu tek yapı olarak. Atinalılar tabii, Atinalılar. Spartalılar öyle değilmiş. Spartalılar öyle değil tabii. Spartalılar tarihin otoriter. Platon'un söylediğine göre tarihin en aşırı faşist düzen örneği. Çünkü onlar kadınla erkekli bir yağmacı kabile, yani öyle baktığınız zaman. Atina'da da köleler var. Yüz binlerce köle hem Sparta'da hem Atina'da. Aristokrasi var. Aristokrat sınıf var. Sparta hiyerarşik, askeri hiyerarşik bir toplum yani. Çocuklar falan toplumun mülkü olarak kabul edilip belli bir süre sonra toplum tarafından yetiştiriliyor, yani alınıyor. İyi bir köpek köleden daha kıymetliymiş. Tabii. Yani orada kölelik meselesi aslında çok yakın zamanda tarihe bakıldığınız zaman çözülmüş olan bir şey. Çok farklı kölelik şeyler var. Yani düşünseniz Amerika'da 1960'lara kadar aslında siyahilere yönelik alınan kararlar. Yani kölecilik erken kaldırmış 19. yüzyılda ama yani köle değilse bile köle muamelesi yapılıyor. Kültürel olarak kalkmamış. Tabii. Yani yeniden gelmeyeceğini de kimse garanti edemez. Yani bu yeni dünya düzeninde insanı yeniden tanımlarken çok acayip biyolojik, yani biyopolitik denilen kimlikler, şey ön plana... Kimliklere ayrımcılık yapıldığı zaman bir çeşit şey oluyor hocam. İşte. Hocam işte bu Harari diyor ki şimdi insan bu yeni zeka sistemleriyle falan filan yani insanın kafasına download edilecek zenginlerle fakirler arasındaki ilişki ve biyolojik fark inanılmaz açılacak diyor. Çünkü zenginler gidip kendilerine kök hücre nakli yaptırtabilecekler, kafalarına yeni lisanlar download ettirecekler, Harvard'ın bilmem nesi, yani insan biyolojik bir varlık olarak insanüstü bir noktaya gidecek. Buna ulaşamayan insanlarsa biyolojik olarak çok geride hocam, kalacaklar bunu diyor. Bunu derken Covid geldi. Covid geldi, darma duman etti. Harari'nin yorumlarını okudum, Covid'de hiçbir şey yok. Yani suya sabuna dokunur bir yorumu yok. Zengini fakiri aldı götürdü yani. Hepsini eşitledi yani. Hepsini. Onda bile değil hocam ya. Bakın yani hastanelere erişim çok belirleyici oldu mesela birçok yerde. Bugün Brezilya'da, Amerika'da falan insanların ölme sebebi devletlerin sağlık götürememesi. Yani fıkaralıktan öldü çoğu insan. Şimdi hani bizimki gibi böyle sağlığı hastanelerde ve ulaşma imkanı verilen toplumlar daha iyi yönettiler bu işi. Hani neyse, burada yani özgürleşmek dediğimiz şey yani 21. yüzyılın ikinci yarısında belki özgürlük sadece elitler için tanınmış bir hak olabilir. Yani dünya buraya doğru gidebilir. Çünkü şunu düşünebilirler, yani sadece Aristo da mesela biliyorsunuz yani politei dediği kavramın anayasal demokrasi dediği şey başka bir şeydi. Yani kölelere hak vermek, onları eşit kabul etmek gibi bir düşüncesi hiç yoktu. Hatta demokrasiye de ayak takımının iktidarı olarak bakıyordu. Aristokrasi oradan geliyor zaten. Tabii. Onun kendi şeyleri vardı. Yani aristokrasinin de eğer iyi yönetilemezse, kötü adamların eline geçerse oligarşiye dönüşeceğini ve bu çok kötü olacak diyor. Ya da ne bileyim monarşiyi çok önemsiyor. Monarşi tek adamın yönetimi çok iyidir ama kötü bir adam gelirse tiranlığa yani dönüşür özgürlüğü diyor. Özgürlüğü ilk böyle teori haline getiren şey Eflatun'muş. Evet, o Platon. Mağara alegorisi var ya Platon'un. Devlette var aslında, tam özgürlük olarak tanımlamıyor ama sürekli özgürlükten dem vuran şeyleri var. Ama mesela yani Hegel'de bile yani özgürlük üzerinden tarihin sonunu getiriyor. Yani Germen İmparatorluğu'nun dünya egemenliği sağlaması. Nasıl bir duruma özgürlük diyeceğimiz, o esas tanım sorunu var yani burada. Özgürlük yani derken ne anlıyoruz? Tabii. Yani bir kişi mi bir özgür? Kapitalist sistemin, Mısır'da firavundan başka özgür yok. Ya, üretim ve tüketim çarkının parçası olunca yani kendi bağımsız ihtiyaçlarını kendin karşılamayınca bir özgürlükten bahsetmek mümkün değil. Tabii. Ama tabii, buna karşı bir çoban... Beyinle ilgili bir soru sormak istiyorum. Sağ beyin, sol beyin var. Ayrık beyin çalışmaları var. Her biri özgür olursa ne olur? Nasıl? Ne oluruz biz? İkisi de ben özgürüm. Cumhuriyetimi ilan ettim dese, beynimizde iki cumhuriyet olsa. Sol beyin, sağ beyin özgürlük ilan etmez hocam. Sağ beyin daha çok holistik, bütüncül olduğu için daha sezgiseldir. Evet. Bütün ideolojiler ve radikallik beynin sol tarafındadır. İşte o zaman şizofren diyoruz biz hocam. İkisi ayrı olduğu zaman kişi... Yok, normal zaten olmaz. Doğa ve biyolojimiz gereği bir arada çalışması lazım. Şimdi o demin yani kapitalist sistemin içerisinde hani vardır ya, insan doğarken özgürdür, sonra zincire vuruluyor. Hakikaten Prometheus'un zincirleri gibi acayip kopmayan zincirler. Her yerden bağlısın bir şeye. Köyde bir çoban düşün, bütün ihtiyaçlarını kendi karşılıyor. Sistemini döndürüyor. Hiç kimseye bağımlı değil. Yani bu yaşamsal biyolojik bir özgürlük değil mi? Rahat, keyfi yerinde, hoş. Yani daha elit düzeyde zenginlerin kazanabileceği nasıl bir özgürlük olabilir? Yani ama şöyle, şimdi çoban hayatını tek başına tamam bir an için özgür olabilir ama o da bir sevgilisi olsun ister,
Çobanın koyunu otlattığı gibi gidecek, onu koyunu yemiyor sonrasında. Ha, yani şey yapacak, dışına... muhtar gidecek onun evine elektrik idare edecek. Yok, yani elektrik şey falan yok ki. Olmasın, dağda bile olsa o... kurt gelirse en azından bir köpeğe bağımlı yani kendini korumak için. Şeyin dediği vardı yani ya, Rousseau'nun işte, yani insan bu yerleşik düzene geçince artık özgürlüğünü feda ederek kabul etmiş o yer. Ama işte orada bir şey, ince bir çizgi var. Yani başkalarıyla bir etkileşime geçip gücümüzü ve yetkimizi başkalarına devrettiğimiz zaman artık orada özgürlüğümüz, mutlak özgürlükten bahsedemeyiz artık. Hiçbir zaman İşte olmuyor. Veriyoruz diğerlerine, bizi yönet. Toplumsal bizi, varlık olmak bizim demek zengin, bir bütünün parçası işte olmak demek. Bizim zenginliğimizi demek. Koru. Ben hocam, zayıf çoban bir insan. Hikayesi kısa anlatayım mı? Çoban dedin. Bak çoban. Çobanları severim. Çobanlar hocam. Tabii genç iki çoban oturmuş Anadolu'da Osmanlı zamanı. Böyle soğan ekmek yiyorlar. Ya şu anda padişah acaba ne yiyordur diye karanlık konuşuyorlar. Biri soruyor, öbürü diyor ki herhalde yese yese soğanın cücüğünü yiyordur diyor. Yani beklenti çok düşük hocam. Beklenti düşük olunca ne daha özgür oluyor. Sülün ya en fazla yese hocam yani, soğanlı yahni yer. Soğanlı yani, yani işte adamın beklenti yükseldikçe özgürlük azalmış. Dijital diktatörlük diye onun için arıyordu. İşte oraya getiriyorum. Yani normalde yani bu Rousseau'nun dediği, biz yerleşik toplum olup kendi varlığımıza sınır biçmeden gücümüzü başka yöneticilere, işte var diyor rahipler, işte askerler ve yöneticilere devretmeden esas özgür o zamandık. Devredince artık özgürlük diye bir şey yok. Kendimiz çünkü zayıfsa korunmak için onlara başvuruyoruz. Zenginsek mal varlığımızı korumak için onlara başvuruyoruz. Dolayısıyla bunun eski duruma dönmesi pek mümkün değil. Eski durum yok hocam. Yani yok avcı yani. Toplayıcıyken bile bir iş bölümü var ve bağlı. Tabii var, şiddet yani de var falan. Çocuğu oluyor, ailesi oluyor. Doğru doğru, şiddet yani de var. İnsan tam özgür olamıyor. Başkasının yok. Olduğu yerde mümkün değil. Tabii. Ama en azından modern toplumda özgürlük deyince herhalde en çok anlaşılan şey, demin dedik anne şefkati falan. Konuşunca beni annenin dinlemesi, devletin dinlemesi, idarenin, yöneticilerin dinlemesi. Yani konuşmanın olabildiğince şiddete varmadıktan sonra, efendime söyleyeyim, küfre ya da işte sağ hakarete beyni, varmadıktan sağ beyni, sonra. Kadın beyni, sol beyni erkek beyniydi hocam. Yani sol beyin baba beyni, sağ beyin anne beyni. Hocam söylüyorum, programı erkekler yasaklansın. Bak hep sol taraftan geliyor bütün ya, yanlışlar. Ne gelirse program bitmeden şunu söyleyeyim. Şimdi bu erkekleri bu kadar tabii kötümseyebiliriz. Fakat evrimsel ve biyolojik açıdan erkeği bütünüyle şekillendiren kadınlardır. Evrimin bir yönü var, cinsel seçilim. Erkek bugün hangi prototipteyse, modelse, bugüne bunu 200 bin yıldır getiren kadınların seçiciliğidir. Yani biyolojik olarak. Bir de her erkek bir anneden doğuyor. Annenin çocukla, erkek çocukla oluşturduğu güvenli bağlanma, onun daha sonra güvenli bir eş olmasını, iyi bir saldırgan olmamasını, devletini, ülkesini, ailesini sevmesini oluşturan bir şeydir. Yani dolayısıyla esas biz anneye yönelmemiz gerekiyor yetiştirme açısından. O anne kim bilir hangi baskılar altında yaşıyor. O tabii, annenin doğru, de şartlar doğru. Altında tabii olduğunu anne, biliyor. Annenin nasıl de iyi yetişmesi gerekiyor. Tabii ki. Yani burada şöyle bir şey var. Yani çocuk yapalım çocuk yapalım da ebeveynliğe hazır bir annelik durumu var mı? Onu da gözden geçirmek lazım. Yani çocuğu hocam, evrimden söz ettiniz ya, evrimsel psikolojide bir şey var. Yani çocuk doğar doğmaz eğer doğru sağlıklı sosyal ortamda doğmazsa çocuk şey oluyor, öğrenemiyor. Sosyalliği öğrenemiyor. Hatta insanlığı bile öğrenemiyor. Vahşi çocuk olguları evet, var literatürde evet, biliyorsunuz. Ormanda bulunan çocuklar, mesela Ukraynalı Oksanamalaya vakası gibi ormanda bulunmuş. Konuşmayı bile öğrenemiyor. Konuşmayı bile öğrenemiyor. Çocukluğunda ormanda bulunsa konuşmayı bile öğrenemiyor bu kişi. Onun üzerine evrimi iki türlü bak. Bir kültürel evrim, bir biyolojik evrim, ayırmak lazım. Kültürel evrim doğumla birlikte başlıyor. Ve asırlardır kültürel evrim bir mikro evrim tarzında, 1000 sene önceki insan evini aynı yapmıyor ama şimdi farklı yapıyor. Ama 1000 sene önceki arı evini aynı yapıyor. Örümcek aynı yapıyor. Ama insan, tekamül var insanda. Bu manadaki evrim psikolojisi insanın psikolojik doğasını, ahlakın nörobiyolojisi çalışmaları var. Mesela literatüre girmiş Eliot vakası var hocam, biliyorsunuz. Eliot vakasında bu duygusal beynin şeyini, Damasio'nun kitabında, Descartes'in yanılgısı kitabında geçiyor. Eliot vakasında kişi 40 yaşında avukat, çok başarılı, süper bir avukat. Şeyde böyle genç yaşta büyük zengin olmuş. Özel uçağı var, helikopteri var,
adası var vesaire, böyle birisi birdenbire 40 yaşında şey oluyor. Böyle davalara gitmiyor. Tembel çocuk gibi öğleye kadar yatıyor. Hiç işiyle ilgilenmiyor. Her şeyi kaybediyor. Evliliği de bitiyor. Sonra bir eseri oluyor. MR çektiriyor. MR'da frontal lobda beynin şey mandalin büyüklüğünde tümör çıkıyor. Ve onun üzerine kişilik yıkımı oluyor. Mesela ona testler yapılıyor bazı. Düşünce testleri de duygu testleri yapılıyor. Bir anne resmi gösteriyor. Yanık insan resmi gösteriliyor. Mesela o yanık insan diyor. Bu annem diyor. Fakat hiç duygu yok, hissetmiyor. Şefkat yok, muhabbet yok. Bir yardım etme ihtiyacı yok. Hiçbir şey yok. Duygular bitmiş. Duyguların bitmesi onu sadece düşünen bir varlık olarak tutuyor. Bu duyguların nörobiliminin ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu aynı zamanda ahlakın nörobilimi tarzında oluştu. Bu bize atalarımızdan gelmiyor bu bilgi. Sonradan öğreniyoruz. Onun için yani birçok anneliği ve babalığı sonradan öğreniyoruz. Aileyi sonradan öğreniyoruz. Bağlanmayı sonradan öğreniyoruz. Özgürleşmeyi sonradan öğreniyoruz. Yani özgürleşme mücadelesi aslında insanın vahşetten medeniyete geçiş mücadelesi. Bu vahşi dönemlerde sözleri anlamayan vahşiler nasıl susturulur? Aslında keserek susturulur. Yani bu Mezopotamya ahlakı. İnsan işte, vahşiyken mi özgür, insan hocam, medeni vahşi, ama bak Mezopotamya ahlakında var ya, dayaktan sorumlu öğretmen varmış Mezopotamya. Babillerde. Dayaktan sorumlu öğretmen ya, atanmış bu. Yani şu anda böyle bir öğretmen bize komik geliyor. Tablet, yüksek tabletleri de var. 20-30 yıl öncesine kadar, binlerce yıldır yani biz hepimiz dayak yiyerek okuduk ya, yani. Böyle. Ama yok arkadaş, özgürlük çağındayız biz. Herkes kabul edecek bunu. Özgürlük çağındayız. İşte herkes fikrini söyleyecek. Yani Namık Kemal 150 sene önce söylemiş adam ya. Barikayı müsaademeyi efkardan barikayı hakikat çıkar demiş. Yani taşlar çarpışınca nasıl kıvılcım çıkar? Fikirler çarpışınca hakikat kıvılcımlar çıkar. Hocam özgürlük çağında mıyız hakikaten? Ya, çağ öyle. Duvarlar köprülere dönüşüyor hocam. Daha işte yani, keşke öyle olmuyor. Ben işte. En azından benim hayalim yani. Belki üçünü birden istemek lazım hocam. O aydınlanma çağının üç cümlesi var ya. Özgürlük, ya, eşitlik özgürlük ve adalet. Özgürlük sorumluluk dengesi hocam. Özgürlük sorumluluk dengesini birey bazında, toplum bazında, küresel bazda özgürlük sorumluluk dengesini kurulması lazım. Bu özgürlük sorumluluğu dengesini en güzel kuran, tanımlayan kavram da adil paylaşım kavramı. Ve bununla ilgili gene hocam anaokulu çocuklarına bir genetik çalışma var. Yani genetikçilere ilham veren bir çalışma. Anaokulu çocuklarına böyle can canlı şekerler dağıtılıyordu. 40-50 çocuğa 4'er tane şeker dağıtılıyor herkese. Herkes alıyor, yiyor. Gayet güzel dağılıyor. Aynı gruba bir müddet sonra birine 0, birine 1, birine 7 şeker dağıtılıyor. Ondan sonra bakıyorsun çocuklar birbirine giriyor. Yani orada adil paylaşım olmayınca şey oluyor. Bana niye az oldu? O niye çok oldu? Kavga başlıyor. Bunun üzerine acaba adil paylaşımla ilgili bir gen mi var? Özgürlüğü arama geni mi var? Riskli davranım geni mi var? Zaten o tespit edildi. Bunlar üzerine insanda özgürlük yeniliği arama davranışı var insanda. Bir gen var onunla ilgili. Hayvanlarda yeniliği arama davranışı yok. Mesela onun için evrimsel psikoloji, daha doğrusu nöropsikoloji bize şey gösteriyor. Yani bunların kültürel öğreti boyutu %60-70. Genetik boyutu %30-40. Yani onun için biyolojik indirgeyicilik yapmamamız lazım. Yönetmenimiz süre doldu diyor. Toparlamamızı söyledi. Herhalde böyle özgürlük ve sorumluluk dengesini kurabilmek gibi insanlığın bir vizyonu olması gerekir. Gelecek hedefi olması gerekir. Stratejik hedefi olması gerekir diyerek kapatabiliriz. Teşekkür ederiz. Hatırla sevgili mesut geceyi, çamların altında verdin bu seyi. Hatırla sevgili o mesut geceyi, çamların altında verdin bu seyi. Mecnun ettin, sen de olasın,
Thank you.